Full Alerji'ye hoş geldiniz. Trabzonspor'un transfer gündemini konuşuyoruz. Süper Lig'e fırtına gibi başladı. 2'de 2 yaptık. Şampiyonlar Ligi'nde de istediğimizi aldık. 2-1'lik skor hiç de fena değil. Trabzonsporlu oyuncular olsun, teknik yönetimi olsun, taraftarlar olsun artık Trabzon'daki ikinci maça kilitlenmiş durumda. Hep birlikte kenetleneceğiz ve hep birlikte Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalacağız inşallah. Allah'ım sen mi söyletiyorsun bunları? Sonra ne olacak? Sonra 19 milyon euro cukka kasaya. Evet, her şey güzel başladı. Transferde de biliyorsunuz 8 Eylül'e kadar Trabzonspor'un hamleleri olacaktır. Yapması gereken transferleri zaten yaptı Bordo Mavili Camii. Artık fırsat transferleri kullanıyor. Bunun için gözlemlediği bazı oyuncular var. Yine aynı şekilde menajerler de bazı sürpriz isimleri pazarlama adına Trabzonspor'a getiriyorlar. Evet, biz öncelikli olarak anlaşma sağlanmış olan bir oyuncunun bu güzel haberini paylaşarak videomuza başlayalım. Sonrasında ise yine gündemde kim var kim yok, yazılı ve görsel medyaya Trabzonspor'la alakalı hangi isimler lanse ediliyor, yazılıyor, çiziliyor. Bunları da sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Ama şöyle güzel bir haberle başlayalım. Mesela Umut Bozok. Uzun süreden beri geçen sezonun gol kralı Trabzon'un gündemindeydi. İlk etapta Lorient kulübüyle anlaşma zemini bulamamıştı Bordo Mavili yönetim. Ve gelen güzel haberler var. Oyuncunun hem kulübüyle hem de kendisiyle anlaşılmış durumda. Bu oyuncu bir aksilik olmazsa, çünkü transferde her şey olabiliyor. Evet, dediğimiz gibi bir aksilik olmazsa bu oyuncu önümüzdeki yıl Bordo Mavili forma altında ter dökecek. Ve şampiyonlar giden yolda onun da büyük katkısı olacaktır diye düşünüyoruz. Evet, Umut Bozok transferindeki detaylar ne şekilde? Hadi izleyelim. Fırtına 3 kulvarda yarışacak bir kadro için transferde gaza basmış durumda. Gözler forvet transferinde, daha doğrusu Umut Bozok transferinde. Daha önce 25 yaşındaki forvetle görüşmeler yapılmış fakat ilerleme sağlanamamıştı. Güzel haber var, bu kez 1 milyon euro artı bonuslardan oluşan teklife evet dedi oyuncu. Kulübü Lorient'e de 2 milyon euro verilecek. Fransız kulübünün bu rakama sıcak baktığı ve oyuncunun Trabzon'a transferine izin verecekleri konuşulmakta. Geçen sezon Kasımpaşa formasıyla hatırlayacaksınız 20 golle sezonu gol kralı olarak tamamlamıştı. Türkiye milli takımının alt yaş kategorilerinde 11 kez forma giyip 6 gol attı Umut. 1.78 boyunda, Lorient'le sözleşmesi 2023 yılında sona erecek. Güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro. Evet, Umut Bozok önümüzdeki günlerde Trabzon'a gelecek ve yeni sezonda Bordo Mavili formayı giyecek diyebiliriz. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, Umut Bozok geçen sezon Kasımpaşa formasıyla leblebi gibi goller attı. Artık aynısını Trabzonspor'da sürdürmesini bekliyoruz. Gol kralı tacını bu sefer Trabzonspor formasıyla taksın, değil mi? Peki, Halil Dervişoğlu konusunda da gelişmeler var. Brentford'a kiralama teklifinde bulunmuştu Bordo Mavili yönetim. Reddedilmişti çünkü onlar da bonservisiyle birlikte bu oyuncuyu göndermek istiyor. Ama bu transfer defteri kapanmış değil. Detaylarda neler var neler yok hep birlikte izleyelim. İngiliz ekibi Halil'i bonservisiyle birlikte vermek istiyor. Bundan dolayı Trabzonspor'un kiralama teklifine hayır demişti. Brentford Halil için Trabzonspor'un kiralama teklifini ancak kesin satın alma opsiyonu dahil olursa kabul edeceğini iletmiş durumda. Premier Lig'in ilk haftasında 2-2 biten Leicester City maçında 7 dakika sahada kaldı milli oyuncu. Bunun dışında önceki gün oynanan Manchester United maçında ise kadroya giremedi. İki kulüp arasında henüz rakam konuşulmadı ancak karşılıklı prensipler hakkında bilgi alışverişi devam ediyor. Evet, oyuncu kiralık olarak kadroya dahil olabilir. Tek şart, sözleşmesinde mutlaka satın alma opsiyonu maddesi de bulunması gerekiyor. Trabzonspor'un genç futbolcusu Ahmetcan Kaplan, Hollanda temsilcisi, Ajax'a transfer oldu biliyorsunuz. Ve bu transfer münasebetiyle Ajax temsilcisiyle güzel ilişkiler kurdu Bordo Mavili yönetim. Ve bu ilişkilere dayanarak Ajax'ın genç oyuncusunu şu anda Kaplan'ın peşinde Bordo Mavili ekip. Kim bu? Tabii ki Naci Ünü var. Türk asıllı Hollandalı oyuncu, 19 yaşında. Stefano Densfield'in de yakın arkadaşı. Evet, bu oyuncunun Bordo Mavili ekibe katılması söz konusu. Transferin detaylarında neler var neler yok. Hadi bir de buna bakalım. Bordo Maviler Ajax'a gönderdiği Ahmetcan Kaplan transferi sonrası Hollanda ekibiyle iyi ilişkiler kurmayı başardı. Hollanda asıllı Türk oyuncu Naci Ünüvar'a talip oldu. Trabzonspor'un hatta bu oyuncu için ilk görüşmeyi gerçekleştirmiş. Orta sahanın her bölgesinde oynayabiliyor Naci. Görev verilmesi halinde sol kanatta da forma giyebiliyor. Bu arada bilgisini paylaşmış olalım. Naci Ünüvar geçtiğimiz aylarda Danceville'in davetlisi olarak Trabzon'a gelmişti. Bu kez transferi konusunda Bordo Mavili yönetime yardımcı olacağı konuşuluyor Densfield'in. Evet, 2003 doğumlu Naci, Türkiye asıllı Hollandalı futbolcu kendisi. Sağ ayağını etkili bir şekilde kullanıyor. Kariyerine Ajax altyapısında başlamış ve tüm yaş kategorilerinde oynayıp A takıma kadar yükselmiş. Kariyeri boyunca 132 maça çıkmış, 46 gol atarken yanında da 31 asist gerçekleştirmiş. Yine aynı şekilde Hollanda milli takım alt yaş kategorilerinde de forma giymiş Naci. A milli takım tercihi ise henüz belli değil. Piyasa değeri 3,5 milyon euro. Taraftarların unutamadığı ve
Galiba hiçbir zaman da unutmayacağı bir futbolcu, golcü futbolcu kim diye soracak olsam, Norveçli golcü desem hemen yapıştırırsınız cevabı. Alexander Sørloth. Evet, Cornelius'la birlikte bu oyuncu taraftarlara göre çok iyi bir ikili oluşturabilir. Taraftarlar Alexander Sørloth'u istiyor. Yönetim de tamam diyor, bu oyuncuyu araştıracağız diyor. Evet, araştırmalar başladı. Güzel haberlerin olduğunu da paylaşmış olalım. Bakalım bu haberin detaylarında neler var neler yok. Güzel haberler var. Hadi izleyelim. Taraftarlar hücum hattı için Alexander Sørloth'u çok istiyor. Bu ismin Cornelius'la ileri uçta harika bir ikili oluşturacağına inanıyor Bordo Maviler. Yönetim de eski forvetleri için maliyet araştırması yapma kararı aldı. Leipzig uçuk bir rakam istemez. Norveçli yıldızla geri dönüşe hazır olduğunu belirtirse 26 yaşındaki futbolcu yeniden Trabzonspor forması giyebilir. Bir de şöyle bir durum var. Leipzig forvet hattına 32 milyon euro ödeyerek birinci forvet olarak Portekizli golcü André Silva'yı transfer etti. Diğer taraftan 20 milyon euroya eski futbolcusu Timo Werner'i de Chelsea'den geri aldı. Yetmedi, Salzburg'dan 19 yaşındaki Benjamin Sesko'yu da transfer edince Alexander Sørloth takımda 4. forvet konumuna düştü. İşin özü artık Leipzig'de kadroda düşünülmüyor Norveçli golcü. Satın alacak bir takım çıkmazsa geçen sezon olduğu gibi yeniden kiralanması gündeme gelecek. Trabzonspor formasıyla gol krallığı yaşamıştı 26 yaşındaki santrafor biliyorsunuz. Yönetim son dakika sürprizi yapabilir Sørloth olarak, bu güzel haberi de paylaşmış olalım. Değeri 10 milyon euro civarı olan golcü futbolcu geçtiğimiz yıl Real Sociedad'a 2 milyon euro bedelle kiralık olarak gitmişti. İspanya'da varlık gösteremedi ve gelinen noktada Sørloth'un parlama yaşadığı ve değerini katladığı Süper Lig'e dönmek istediği bilgisi var elimizde. Açıkçası bunun da Bordo Maviler için bir avantaj olduğunu söyleyebiliriz. Evet, oyuncunun geçen sezonki performansına baktığımızda ise Real Sociedad formasıyla 44 maça çıkıp 8 kez ağları sarstığını, bir de asist yaptığını görüyoruz. Trabzonspor'da her şey yolunda, tıkırında gidiyor. Tıkır tıkır ama maşallah diyelim, duvarları vuralım, nazar değmesin. Evet, Süper Lig'e iyi bir başlangıç yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde de zorlu Kopenhag deplasmanından istediği sonucu cebine koydu. Rövanş maçında Trabzon'da inşallah bu işi bitirecek. Olumsuz olan tek nokta, baştan da söylemiştik zaten, Edin Visca'nın kolunun kırılması oldu. Dönüş tarihi ne zaman o da belli değil. Bayağı uzun sürecek gibi görünüyor ve Abdullah Avcı da onun yerine bir yerli oyuncuyu şu anda gözüne kesilmiş durumda. Geçen sezonda bu oyuncu bayağı bir zamandır gündemde kalmıştı. O dönem olmamıştı ama şu anda Efecan Karaca, evet, Alanya Spor'un oyuncusu, iyice markaja girmiş durumda bu oyuncu. Hatta makul bir rakama bu oyuncunun işini bitirebilirmiş. Gelen güzel haberler de var bu transferle alakalı. Detaylarda neler var neler yok izliyoruz. Hatayspor karşısında sakatlanarak oyundan çıkmıştı Visca, biliyorsunuz. Kolu kırıldı maalesef. Boşnak oyuncunun sahalara dönüş süresi biraz zaman alacak gibi görünüyor. Bu talihsiz olay sonrasında planlar bozuldu. Visca'nın yerine özellikle yerli statüsünde kullanabileceği isimleri yönetime iletti Abdullah Avcı transfer için. Geçen sene de uzunca bir süre gündemdeydi Efecan. O dönem Trabzonspor'da forma giymek gurur verir ifadelerini kullanmıştı. Hatta Alanyaspor yönetiminden transferi konusunda yardımcı olunmasını istemişti. Ama iş resmiyete dökülmemişti o dönem. Gelinen noktada 32 yaşındaki oyuncu bu kez makul bir bedelle Trabzon'un yolunu tutabilir. Efecan Karaca 10 sezondur Alanya Spor forması terletiyor. 2025 yılına kadar sözleşmesi var. Bu kulübün formasını 309 kez giymiş Efecan. Akdeniz ekibine 32 gol katkısı sağlamış. Kariyerinde daha önce Kartal Spor, Adana Spor, Adana Demir Spor, Sarıyer formalarında giymiş. Son olarak 2019 yılında ilk kez giydiği milli takım formasıyla 8 maça çıktığını ve bir de gol atma başarısı gösterdiğini sözlerimize eklemiş olalım. Ve videomuzun sonuna geldik. Trabzonspor'un transfer gündemindeki oyuncuları sizlerle paylaştık. Artık önümüzdeki sezon Bordo Mavili ekibi şampiyonluğa taşıyacak olan oyuncular mutlaka kadroya katılacaktır diye düşünüyoruz. Evet, işin 4'te 3'ünü bitirdik. Kalan 8 Eylül'e kadar olan süreçte de artık nokta atışı transferlerle yine kadro güçlendirilecek. Eksik olan mevkiler doldurulacak ve heyecana, yarışa kaldığı yerden devam edecek Trabzonspor. Evet, şampiyon Trabzonspor'un şampiyon taraftarı, full enerjiye göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz. Baş tacısınız. Eğer abone olmayan izleyicilerimizden biriyseniz sizin de abone olmanızı bekliyoruz. Çünkü bu şekilde bizler de videolarımızı daha fazla Trabzonspor sevdalılarına, bordo mavili renklere aşık olan insanlara ulaştırma, izletme şansına sahip olacağız. Bu açıdan sizin abone olmanız, videolarımıza like atmanız, yorumlarda bulunmanız bizim için değerli, kıymetli. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.